Kardeşim. Hoş geldin. Yeni bir bro tarifin içindeyiz şu an. Sana yine kaslarını şişirecek. Benim gibi böyle hayvani bir kütleye, insanüstü bir kütleye sahip olman da işine yarayacak. Kilo aldıracak bir tarif vereceğim şimdi. Bol kalorili, bol proteinli tam bir bro tarifi. Üf. Kazak nasıl? Çok iyi ya kazak. Sen kaslı mısın yoksa kazak mı arıyorsun? Yok kardeşim, kazak incecik, ben kaslıyım. Hacim iyi değil mi? Doldu her yer yani, bayağı iyi. İşte kuzu geldim kardeşim. Bro tariflere hoş geldin kardeşim. Durumumuza başlıyoruz. İlk önce bak, burada ne var kardeşim? Ne bu? Besin. Besin değil, bu karbonhidrat kardeşim. Karbonhidrat besinin alt grubunda yer alır. Nohutlarımız var. Bol protein, bol kalori, bol karbonhidrat. Her şey var, you know. Ancak bu, bununla kalmayacak. Ekstra burada farklı malzemeler de var ama onları şimdi söylemiyorum ki videoyu daha uzun süre kesintisiz izleyin ve kitle tutma oranı artsın. Böylelikle daha çok insan izlesin. Nasıl kardeşim ama? Buralar dürüst herhalde. Buralar dürüsttür kardeşim. Şimdi... Buralar düşünmez oğlum, ne yapıyorsun? Doğru diyorsun. Bir an hata ettim. Düşünmemem lazım. Aptal sağa sola koşayım. Alev alıyorum şu an sıcaktan ama kazağımı çıkarmıyorum çünkü bulktayım kardeşim. Daha kütleli görünmek beni motive ediyor. Şimdi şöyle bir kap alıyorum kardeşim ve bu kabın içinde özel bir hacimlenme sosu hazırlayacağız şimdi. Hacimlenme sosu. Bu hacimlenme sosu tek başına zaten seni uçuracak, fişekleyecek bir şey olacak. Çünkü içine tahin koyuyoruz. Aynı zamanda organik tahin kardeşim. Bir tane dürüm yapıyorsan 2 kaşık tahin yeterlidir. 2 dürüm yapacağım için ben 4 kaşık tahin koyacağım. Tahinimin içine limon sıkacağım. Bir dürüm için yarım limon kardeşim. Ama ben iki dürüm yapacağım için kaç limon ediyor? Bir. Sen bro değilsin galiba kardeşim. Yok. Bro olsaydın bu soruyu cevaplamakta zorlanırdın. Bir tane limonu bunun içine sıkıyoruz kardeşim. Aynı zamanda limon sıkmak da parmak kasları açısından oldukça önemli bir harekettir kardeşim. Ve tabii set arasında dinlenmeyi de unutma kardeşim. Çünkü dinlenmeden gelişemezsin kardeşim. Bu durumu aynı zamanda yurtta kalan kardeşlerim de yapabilirler. Çünkü hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağız aslında. Tabii bir tost makineniz varsa fayda eder. Daha güzel olur yani. Yine aynı bıçakla hiç uğraşmadan bu tahin ve limonu karıştırıyorum iyice bak. Çekirdeği aldın mı içinde? Almadım kardeşim. Çekirdeğinde de protein var. Ondan da faydalanacağız. Dünyanın en hızlı gains tarifi. Normal insanlar bir adet lavaş kullanır. Ama eğer siz broysanız ve daha da önemlisi kilo almaya çalışan bir broysanız İki tane lavaş kullanacaksınız. Kalori değerini cukkalatmak için, bombalamak için birinin üzerine bu muhteşem fıstık ezmesi kıvamındaki sosumuzu sürüyoruz bak. Bu var ya, dehşetül vahşet. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Bak araya kaynayan çekirdek. Sos bile tek başına kilo aldırıcı yani. Fıstık ezmesi de sürülüyor mu lan? Sürülür kardeşim. Fıstık ezmesi de içerdiği fıstıklar sayesinde buraların oldukça hoşuna giden şeydir. Çünkü biliyorsun buralar... Fıstıkları da sever kardeşim. Bak buralar ne yiyor abi? Piliç yiyor. Fıstık ezmesi mesela acayip yiyorlar. Neden fıstık ezmesi yiyor? İçinde fıstık kelimesi geçiyor diye yani adamlar düşün. Buralar biraz sapık galiba ya. Güzel olan kısım şu. Bu hem tutkal görevi kuracak, diğer katmanla yapışacak. Hem de bunun üzerinde burada sapıtabileceğiz. Nasıl sapıtacağız? Buralar normalde tuz tüketmez ama arada bir lazım. Şöyle birazcık tuz serpiştirdim içine. Antrenmanda daha iyi pump olmak için bu tuzu koyuyoruz kardeşim. Yoksa lezzetle falan bir alakası yok tabii ki. Şimdi baharat koyacağız kardeşim. Ne atayım? Zerdeçal. Ne atayım? Bakan. Bakan ne ya? Ha o iyiydi. Ne atayım? Besin. Hayır oğlum, baharat. Ha baharat. Ne, bunu nasıl ne atayım? Ya? Ne atayım? Baharat. Tamam. Nasıl kaçırdın harbiden? Aa hiç yakışıyor mu ya? Nane gider birazcık nane. Burası artık sizin fantaziniz. Kardolar. Kardeşlerim, şeyi de söylemek istiyorum. Kankalarım. Abi şu an ölüyorum ben sıcaktan. Neyse, pul biber de çok iyi gider. Biraz hızlanmam lazım. Gerçekten... O zaman yavaş yavaş devam etmeliyim. İkinci katmanı alıyorum. Nasıl yaylanıyor bak. Yapıştırdım. Nohutum var burada. Bir bro olarak ve vaktimin çoğunu antrenmana ayırmak istediğim için ben direkt haşlanmış nohut kullandım. İsterseniz kendiniz de haşlayabilirsiniz. Bunları ezebilirim aslında. Ezersem daha güzel olur. Ezeyim mi? Ezme ya, doldurur. Değil mi abi? Büyük amelik. Büyük amelik ya. Ezmekten vazgeçtim. 400 gram pişmiş nohutum var. 200 gramını bir tane dürümde kullanacağım. Uğraş yok, dert yok, tasa yok kardeşim. Şimdi bunu diyeceksiniz ki yerken dökülecek. Aralara tutkal görevi görecek. Böyle birazcık kaşar. Hem bu kaşardan da birazcık protein alacağız. Hem de buralar...
Buralar gelirse kapına ne yapacaksın? Buralar darlıyor zaten. Bazen jimde falan gelip ya kardeşim videonu denk geldim. Kardeşim de biz de orada alay mı ediyorsun kardeşim falan diyenler var. Vallahi var. Ve broluğu bu kadar içselleştirip abartılı. Adam ya broluğu kabul ediyor. Tabii. Adam kendinden parça buluyor işte ben burada böyle konuşurken. Allah Allah. Oğlum brolar gerçek. Bu da yalan yapmıyoruz ya yani. Gerçek olduğunu biliyorum da hani bro olduğunun farkında değildir diye düşünüyorum. Evet değil mi? Fark edebiliyorsan neden hala brosun? Neden hala bro science yapıyorsun yani? İşte adam mutlu olun demek ki. Kardeşim ilk dürümü deniyoruz bakalım. Tutacak mı tutmayacak mı nohutu? O yönde bir tereddütüm var kardeşim. İlk defa deniyorum böyle direkt bodozlama nohutla koymayı. Normalde bunu ezerdim ben böyle humusumsu yapardım dürümü ama kolayını arıyoruz işin. Bir tanesini de blenderla deneyeceğiz şimdi. Kardeşim sizin için uğraşıyoruz yani kardeşim. Like'ınızı alırım kardeşim. Onu da koy. Protein kaçırmayalım. Hepsini çekmedim. Birazcık ağza gelsin parçacıklar. Öf! Şu var ya muazzam oldu. İlk dürümümüz hazır. Görüyor musun kardeşim? Çeker misin şunun güzelliğini? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Bak kaşar nasıl tutal gibi yapıştırmış. Şimdi ikinci dürümde yemeği kolaylaştırmak için birazcık blenderdan geçirdik iç harcını. Evet, bunu dürmek falan da çok daha kolay ya. Hatta şöyle bir kaplı. Çıkaracağım şunu. Çıkaracağım. Vallahi dayanamıyorum. Yok kışından buna kalp krizi geçireceğim şimdi sıcaktan. Avuç. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Bu da zaten hem bunu da gösterdim yani. Kaşar erince bütünleşmiş olduğunu. Nasıl? Bayağı iyi. Nohutlu tost gibi bir şey oldu. Tabii aradaki katman da gizli. Göstermiyor kendini ama tahinli limonlu falan mükemmel. Hemen tadıyorum kardeşim. Uyarı, Bro Tarifler serisini beğendiysen beğen butonuna basmayı ihmal etme kardeşim. Beğenmezsen gelişemem. Üf. Acayip lezzetli bir şey ve acayip de doyurucu bir şey yani. Fişek. Bütün besin değerlerini aşağıya yazıyorum. Oradan görebilirsiniz bir tane böyle jumbo şu 10 kiloluk dürümün kaç kalori olduğunu, ne kadar protein olduğunu falan oradan görebilirsin kardeşim. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ihmal etme kardeşim. Yeni bro tariflerden, kilo aldıran tariflerden haberdar olmak istiyorsan da iğneyi batır aramıza katıl kardeşim. Ağırlık plakası çekmiş yuvarlaktan abone olup aramıza katılabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal kardeşim.